Herkese merhaba. Bugün sizlerle terk edilme şemasının ne olduğu ve şemanın hayatımıza ve ilişkilerimize nasıl yansıdığı ile ilgili konuşacağız. Terk edilme şeması, sevilen veya önem verilen kişilerin hayatımızdan bir sebepten dolayı çıkacaklarına ve onları sonsuza kadar kaybedeceğinize dair endişeleri içerir. Bu kayıp, belki başlarına bir şey gelerek aniden öleceklerine ya da belki bizi bir sebepten aldatarak veya bir başkasını tercih ederek bizi bırakacaklarına yöneliktir. Şema, aynı zamanda duygusal desteğe ihtiyaç duyduğumuz anlarda sevdiklerimizin erişebilirliğine ve hayatımızdaki ilişkilerin kalıcılığına dair daima şüphe duymamıza sebep olur. Hayatımızdaki ilişkiler gelip geçici gibi gelir ve şema eninde sonunda bir terslik yaşayarak ilişkilerimizin son bulacağına ve hayatta desteksiz ve yapayalnız kalacağınıza inandırır. Şema, ilişkilerde ayrılık ihtimaline ya da iş seyahati gibi basit, kısa süreli ayrılıklara dahi tahammülünüzü zayıflatır. Yakınlarınızdan hiçbir şekilde ayrılmak istemezsiniz. Çünkü ayrılığın ardından geri dönüşün olabileceğine dair içinizde bir umut yoktur. Ayrılığın ihtimali, düşüncesi bile içinizde yoğun bir kaygı hissetmenize neden olur. Herhangi bir sebepten ayrılık gerçekleştiğinde ise kaygı yerini yoğun bir hüzün ve karamsarlığa bırakır. Ayrılık sonlandığında ise o kuvvetli duyguların yatışması pek kolay olmaz. İçinizde hayatınızdaki kişilere veya partnerinize yönelik yoğun bir öfke hisseder ve bunu karşı tarafa yansıtırsınız. Kaybetme korkusu ve bir başkasını tercih edilme endişesi hayatınızdaki kişilere aşırı bir şekilde sahiplenmenize neden olabilir. Korku, aldatılmaya ilişkin beklentileri ya da partnerinize yönelik zaman zaman kıskançlık, zaman zaman da güven problemleri hissetmenize neden olur. Şüphe, bir şekilde partnerinizin gün içerisinde kiminle, nerede, neler yaptığını bilmek isteyip sizi terk edip etmeyeceğine yönelik kontrol altında tutmak istemenize neden olur. Bu gün içerisinde sık sık telefon ederek, telefon veya fatura gibi partnerinizin kişisel eşyalarını kontrol ederek veya gün içerisinde neler yaptığını, kiminle nerede olduğunu sorgular tarzda anlatmasını bekleyerek partnerinizi takip etmek isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda da şema, kaygı nedeniyle sizleri alıngan ve karşıdan gelen mesajları yanlış bir şekilde yorumlamaya yatkın hale gelebilir. Mesela bir buluşmanıza geç kalınmanızı artık partnerinizin sizi istemediğini veya partnerinizin bir hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte plan yapmayı veya sizden bağımsız bir biçimde plan yapışını ayrılmak için yol yaptığını ya da yoğun bir gün sebebiyle partnerinizin yorgun oluşunu ve sizin konuştuklarınıza odaklanamamasını artık size karşı ilgisini kaybettiği şekilde kendinize yormanıza neden olabilir. Şema bazen de hayatınızdaki ilişkilerin sonlanmaması ve karşınızdaki bireyi kaybetmeme adına içinizde ayak uydurma zorunluluğu hissetmenize neden olabilir. Bu durum hoşlanmadığınız şeylere hayır demekte zorlanmaya, kişisel zevk, görüşlerinizi kendinize saklamaya ya da bazı şeyleri mış gibi yapmaya itebilir. Terk edilme şeması romantik ilişkileri nasıl etkiler? Bunun birkaç yolu vardır. İlk olarak şema, İstikrarlı bir ilişki sürdürmeye uygun olmayan partnerlere çekilmenize neden olabilir. Bu kişiler konumu, durumu ve hayat tarzı nedeniyle süreklilik konusunda ve istikrar konusunda size tam anlamıyla ümit vaat etmeyen, tam anlamıyla redde etmeyen ama sizi arada bırakan, kuşku uyandıran, bu sebeple de iç dünyanızda duygusal çalkantılar yaratan kişilerdir. Mesela duygusal anlamda kararsız davranan, size bir gün yakın, sıcak ama diğer gün uzak davranan biri olabilir. Alkol madde kullanımı alışkanlığı olan, depresif veya ruhsal sıkıntıları olan, bu nedenle de duygusal anlamda değişkenlik gösteren, kararsız davranan, öngörülmez davranan kişiler olabilir. Mizaç olarak özgürlüğüne düşkün, yerleşik ve sabit bir yaşam tarzına karşı çıkan ya da çok yoğun çalışan, sık sık iş seyahatine çıkan, işi uzakta olan, bu nedenle de vaktinin büyük bir bölümünü sizden uzakta geçiren, ulaşılması zor kişiler olabilir. Ya da bağlanma sıkıntıları olan, evli, çocuklu ama hayatında başka ilişkilere de yer veren, birden fazla ilişkileri olan, tek gecelik ilişkilere yönelen kişiler olabilir.
hayatınızda her zaman istikrarsız ilişkilere yol açan partnerlere denk gelmeyebilirsiniz. Düzenli bir ilişki yaşayabilecek kişilere denk geldiğinizde ise şemanız bu sefer ilişkinizi sabote edecek şekilde işleyebilir. Bunun birkaç yolu vardır. Mesela düzenli bir hayatı olan, düzenli ilişkileri olan birine denk geldiğinizde bu sefer ilişkiyi sıkıcı ve durağan bulabilir ve bu sebeple de ilişkiyi sonlandırma yoluna gidebilirsiniz. Ya da ilişkinizi tehdit altında olduğunu hissettiğiniz zamanlar verdiğiniz tepkilerin yoğunluğu partnerinizin sizden uzaklaşmasına neden olabilir. Mesela bir tartışma anında partnerinizi artık sizi sevmediği, sizinle ilgilenmediği, sizi özlemediği, size karşı ilgisini kaybettiği ya da hayatında bir başkası olduğu, sizi aldattığı yönünde suçlayıcı tavırlar sergileyebilirsiniz. Ya da kızgınlığınızı konuşarak ifade etmek yerine partnerinize trip atabilir, ona uzak davranabilir ya da araya mesafe koyarak anlaşılmayı bekleyebilir ya da bu yolda cezalandırma yoluna gidebilirsiniz. Ya da ilişkinizde bir sorun olmasa dahi karşı tarafın duygularından bir türlü emin olamayışınız ve sizi terk edip etmeyeceğini, ilişkiyi sonlandırıp sonlandırmayacağını anlamak için bir takım testlere tabi tutmak isteyebilirsiniz. Ama sonuç olarak tüm bu tutum ve davranışlar da zaman içerisinde ilişkinizi zedelemeye başlayacaktır. Terk edilme şeması bazı bireylerde de acı çekmemek, üzülmemek ve huzurunun kaçmaması adına romantik ilişkilerden uzak durma şeklinde de işleyebilir. Hangi koşulda olursa olsun, hangi durumda olursa olsun, o ilişkilerdeki çalkantılar, erken dönemde maruz kaldığımız, rahatsız edici fakat tanıdık olan duyguları yeniden deneyimlememize sebep oluyor. Ve şema hayat tercihlerimize yansıtarak o rahatsız edici duyguların da sürmesine neden oluyor. Şemanın oluşumuna erken dönemde gerçekleşmiş olan ani ölüm, boşanma, ebeveynlerden birinin evi terk etmesi, ihmale maruz kalma ya da bize bakım verenlerle istikrarlı bir bağlanma ilişkisi kuramama gibi yaşam deneyimleri rol oynar. İstikrarlı bir bağlanma ilişkisi kuramama veya ilişkiniz zedelenmesi birçok yaşam deneyiminde gerçekleşmiş olabilir. Mesela annenizin rahatsız olduğu bir dönem olmuştur ve tedavi görmesi gerekmiştir. Bu sebeple de uzunca süre belki annenizden ayrı kalmış olabilirsiniz. Çalışan bir annenin çocuğusunuzdur ve sık sık bir dönem bakıcı değişimine maruz kalmış olabilirsiniz. Yeni bir kardeşin doğumu veya annenin başka biriyle yaptığı yeniden bir evlilik nedeniyle dikkatinin dağıldığı bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Ya da annenin bağımlılıkları olan, ruhsal rahatsızlıkları olan bu sebeple de istikrarlı bakım vermeye elverişli bir yapısı olmamış olabilir ve bu nedenle de zaman zaman bakım vereninizle bağlanma kopukluğu, iletişim kopukluğu yaşamış olabilirsiniz. Peki sürekli kaybetme, terk edilme ve yalnız kalma endişesiyle yaşamak, istikrarlı bir ilişki yaşayamamak kader mi? Tabii ki de değil. Herkes kadar sizlerin de iyi hissettiğiniz, sevildiğiniz, değer gördüğünüz istikrarlı bir ilişki yaşamak hakkınız. Yeter ki değişim için kendinize bir şans verin.